İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene yüreğinde vicdanı olan büyük küçük herkes için birer ibret dersi olacak gerçek hayat öyküleri izleyeceğiz. Bizlere iyiliğin, insanlığın kapılarını açan, sevap kazanmamıza rehberlik yapacak gerçekten ilginç, gerçekten düşündürücü öyküler. Gizli dünyalarda önce yıllardır hacca gitmenin özlemini yaşayan yaşlı bir adamın öyküsünü izleyeceğiz. Hac için biriktirdiği parayı, yokluk içindeki bir ana oğlu kurtarmak için harcayan adamın hiç beklenmedik bir sonla biten öyküsü hepimizin içini ısıtacak. Gizli dünyalarda daha sonra büyük bir ahlak yarası olan rüşvet illetinin içimize nasıl işlediğini göreceğiz. Bu günahı işlemekten çekinmeyen bir belediye görevlisinin ibret dolu sonuna tanık olacağız. Tabii her zamanki gibi bu hayat öykülerini izlerken kendimiz için, çocuklarımız için, ailemiz için ibret dersleri çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Küçük bir kız deniz kıyısında dolaşırken ihtiyar bir adamın kumsaldan bir şeyler alıp denize attığını görmüş. Yanına yaklaşmış, bakmış ki ihtiyar adam dalgaların kıyıya attığı deniz yıldızlarını toplayıp tekrar denize atıyor. Amca demiş, ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun kızım demiş ihtiyar. Deniz yıldızlarını kurtarıyorum. Onları denize atmazsam ölürler. Kız şaşırmış, ama amca demiş, dalgalar her saniye binlerce deniz yıldızını atıyor sahile. Onları teker teker atarak neyi değiştireceksin ki? İhtiyar adam bir deniz yıldızını daha kumsaldan alıp denize attıktan sonra şöyle cevap vermiş. Bak kızım, şu an onun için çok şey değişti. İşte böyle sevgili izleyenler, iyiliğin büyüğü küçüğü yoktur. İnsan gücünün yettiğince iyilik yapmalıdır. Bütün deniz yıldızlarını kurtaramayacağım diye birkaçını olsun kurtarmaktan vazgeçmemelidir. Hiçbirimizin gücü yoksulların hepsini kurtarmaya yetmez. Ama her birimiz bir yoksula el uzatır, bir yoksulu kurtarmaya çalışabiliriz. Şimdi izleyeceğimiz öyküdeki ihtiyar fırıncı gibi. Yardıma muhtaç bir insanı kurtarmak için hacca gitmekten vazgeçen gani gönüllü bir insanın ibret verici öyküsü. Hac parasıyla bir çaresizin acısını dindirenlerin Allah katında sevapların en büyüğünü kazandığına tanık olacağımız bir öykü. Ali Dönmez yönetimindeki kamyon aşırı hız yüzünden kontrolden çıkarak okul minibüsüne çarptı. Kazada bir öğrenci öldü, iki öğrenci ağır yaralandı. Hac başvurularında geri sayım başladı. Bu yıl hacca gidecek adaylara başvuruları için tanınan süre cuma günü sona eriyor. Sayın dinleyiciler, 14 haberlerinde buluşmak dileğiyle esen kalın. Baba, erteleme artık. Yıllardır hacca gitmek için yanıp tutuşuyorsun. Benim bile rüyalarıma girmeye başladı. Seni hep Kabe'de görüyorum. Hala inat mı ediyor? Bari sen böyle deme Sabri. Yeğenim isteyince yok diyemedim. Hac için biriktirdiğim parayı ona verdim. Ne yapsaydım? Git iste o zaman. İsteyemem Sabri. Hastalık bu. Keyfi bir şey değil ki. Sen git. Ne yapalım? Bana kısmet değilmiş bu sene. Allah ömür verirse ben de seneye giderim. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Aleyküm selam Necati. Amca, borcumu getirdim. Allah senden razı olsun. Bozatlı Hızır gibi yetiştin imdadımıza. Acelesi yoktu Necati. Kayınvaliden nasıl? Allah'a çok şükür iyileşti. Buyur amca. Sağ olasın yeğenim. Bu senin haç parandı. Çok yüce gönüllüsün amca. Kayınvalidem her namazında sana şükrediyor. Estağfurullah. Yakının dardayken hacca gitmek zaten caiz değildir oğlum.
ama artık gidebilirsin. Öyle değil mi Fehmi? Evet baba. Artık bir manin kalmadı. Tamam. Gidiyoruz değil mi? Tamam. Gidiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım. Hoş geldin ya. Hoş bulduk anne. Necati borcunu getirdi Hatice Hanım. Artık gidiyorum Hatice. Şükürler olsun bey. Allah dualarını kabul etti. Ne mutlu ki bana şu mübareğe yüz süreceğim. Kendi gözlerimle göreceğim. Dua edebileceğim. İnşallah bey, inşallah. Allah şimdiden kabul etsin. Amin. Hadi buyurun geçin. Yemek hazır. Olur ya, Hakk'ın rahmetine Mekke-i Mükerreme'de varırsam anan sana emanet. Allah korusun baba, niye böyle konuşuyorsun? Belli mi olur oğlum? Keşke ruhumu orada teslim etsem. O topraklarda ölmek her kula nasip olmaz. Hayırlı işler amca. Sağ ol kızım. Şu adresi arıyoruz, biliyor musunuz? Dümdüz devam et kızım. Sağ tarafta 5. ya da 6. bina olması lazım. Sağ ol amca. Kızım siz kimi arıyorsunuz? Belki tanıyorumdur. Durmuş dayı. Amasya'dan köylüsü oluruz. Yok kızım tanımıyorum. Kapı numaralarından bulursunuz. Sağ ol amca. Hayırlı günler. Hayırlı günler kızım. Hadi oğlum. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Evet abi, Durmuş dayıyı arıyoruz. Kendisi köylümüz olur. Taşındı, artık burada oturmuyor. Nereye taşındığını biliyor musunuz? Bulursam bize de haber ver. Apartmandaki herkese borcu var. Oğlum. Ne yapacağız anne? Bilmiyorum oğlum. Okula gidemeyecek miyim? Okulun sırası mı oğlum? Kalacak yerimiz yok. Caner, başımızı sokacak bir yer bulmamız lazım oğlum. Okulunu sonra düşünürüz. Selamünaleyküm Fehmi, nasılsın? Aleykümselam. Fehmi, kayıt için yarın müsait misin? Olur, benim için mahsuru yok. Öğle namazından sonra çıkar gideriz he. Hadi hayırlı işler. Sağ ol, sana da. Kolay gelsin dede. Delikanlı, hoş geldin. Hoş bulduk dede. Yarım ekmek verir misin? Tam ekmek vereyim oğlum. Paran çıkışmıyorsa kalanını sonra verirsin. Yok amca, ondan değil. Ben yarım istiyorum. Peki öyleyse. Buldunuz mu evi? Evi bulduk. Ama Durmuş dayı taşınmış. Nereye taşındığını da bilmiyorlar. Ne yapacaksınız şimdi? Amasya'ya geri mi döneceksiniz? Orada kimsemiz yok ki. Babam da geçen sene öldü. Amcalarım da bizi evde istemediler. İyi de evladım, ne yapacaksınız burada? Kalacak eviniz var mı? İleride boş bir ev var. Annem şimdilik burada kalırız diyor. Evladım, al sen bunu, parasını düşünme. Yok amca, sağ ol. Ben yarım istiyorum. Peki. Buyur delikanlı.
Güle güle. Tekin büfe 20 tane daha istiyor baba. Rıza, hazır gitmişken şöyle kahvaltılık bir şeyler alsana. Hani ne bileyim, zeytin, peynir, reçel öyle şeyler işte. Bak gördün mü baba? Hacca gitmeye karar verince iştahın da açıldı. Benim için değil oğlum. Sen hele al gel. Peki, tamam. Ben okula gitmek istiyorum anne. Ne olur anne, okula gideyim. Ben istemiyor muyum oğlum? Ne olur üzme beni. Senin okuyup adam olmanı istemem mi? Ama işte çaresiz kaldım. Benim kızım, korkmayın. Müsaade ederseniz girebilir miyim? Buyur amca. Buyur dede. Size bir şeyler getirdim. Fazla bir şey değil. Bu akşamlık. Niye zahmet ettiniz amca? Biz idare ederdik. Delikanlı başınıza gelenleri anlattı. Çok üzüldüm. Ne yapacaksınız şimdi kızım? Ne yapacağımızı bilmiyorum ki amca. Ama Allah büyük. Önümüz kış kızım. Sonra bu yavrunun okulu var. Hadi 3-5 gün burada kaldınız diyelim. Sonra ne olacak? Şaşırdım kaldım amca. Durmuş dayıyı bulsaydık 1-2 ay yanında idare ederdik. Ben de bu arada iş bulurdum. Ama olmadı işte. Biraz daha ister misin bey? Fehmi bey. Fehmi bey, biraz daha ister misin diyorum. Sağ ol. Canını sıkan bir şey mi var? Yok hanım. Aklım şu kadıncağızla yavrusunda kaldı. Hallerini düşündükçe içim parçalanıyor. Sen elinden geleni yapmışsın bey. Eğer istersen battaniye falan hazırlayayım, yarın götürüp verirsin. Camları da naylonla kapatabiliriz. Battaniye ile naylonla olacak işler değil ki oğlum. Ne elektriği var ne suyu. O yavrucağızın okula gitmesi lazım. Elimizden başka ne gelir ki? Senin haç parandan başka paramız mı var? Ne yapabiliriz Fehmi Bey? Hadi siz devam edin. Ben abdestimi alayım. İyi günler. Güle güle. Allah kabul etsin baba. Sağ ol oğlum. Hani kayıt yaptırmaya gidecektiniz? Gideceğiz oğlum. Birazdan gideceğiz de içimde bir huzursuzluk var. Şu zavalları bu halde bırakıp hacca gitmek içime sinmiyor. Ne ilgisi var baba? Yıllardır kurduğun hayalini gerçekleştireceksin. Ayrıca keyfi bir şey yapmıyorsun ki. Dinimizin şartlarını yerine getiriyorsun. Fehmi, hadi gidiyoruz. Benim biraz düşünmem lazım. Hayırdır? Benim içime şimdi bir şüphe düştü Sabri. Namaza giderken anlattığım kadınla oğlu var ya. Eğer onları bu halde bırakıp gidersem, ne bileyim, sanki yapacağım ibadetin Allah katında bile kıymeti olmayacak. Ya Fehmi, bu İstanbul'da onların durumunda binlerce insan var. Herkes senin gibi düşünse, kimsenin hacca gitmemesi lazım. Farz et ki onlara rastlamadın. Onları görmedin. Ama gördüm Sabri. Ne durumda olduklarını gördüm. Hadi bırak yufka yürekliliği. Düşünün. Vallahi günaha giriyorsun ha. Sen içini ferah tut. Herkese rızkını veren Allah'tır. Elbette onları da unutmayacaktır. Nereden böyle kızım? İş baktım amca. Bulabildin mi? Lokantaya bulaşıkçı lazımmış. Ama dün almışlar. Yine lazım olabilirmiş. Ara sıra uğramamı söylediler. İnşallah bulursun kızım. İnşallah amca. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Allah yardımcın olsun. Sağ olun. Fehmi, hadi geç kalıyoruz. Ben gelmiyorum Sabri. Bu zavalları böyle bırakmaya gönlüm el vermiyor.
Onların yiyecek ekmeği yokken ben hacca gidemem Sabri. Sen var git. Allah kabul etsin. Allah tamamını erdirsin. Güle güle, yine bekleriz. Rıza, bir koşu Emlakçı Hamdi'ye gidiver oğlum. Niye? Vazgeçtim oğlum, gitmiyorum. Haç parasıyla o kadıncağızla yavrusuna ev tutacağız. Sen hemen Emlakçı Hamdi'ye koş. Yapma baba. Olmaz oğlum. Bu ne insanlığa ne de dinimize sığar. Kitabımızda da böyle. Etrafında sana muhtaçlar varken haç farz değildir. Ama baba sen... Tamam Rıza. Sen dediğimi yap. Hadi oğlum. Peki baba. Rıza. Geçerken annene de haber ver. Sen geldikten sonra kadınla yavruyu alıp bize götüreceğim. Tamam baba. Afiyet olsun. Hoş geldin Fehmi amca. Hadi kızım, yeni evinize gidiyoruz. Evimize mi? Ne diyorsun amca? Hem de nerede biliyor musun delikanlı? Gideceğin okulun tam karşısında. Hemen toplanın. Önce bize gideceğiz. Amcacığım, Allah seni karşımıza çıkarmasaydı biz ne olurduk? Gidelim anne, okulun karşısındaymış. Hadi delikanlı, al bakayım çantanı. Hadi kızım. Bu yaptıklarını biz sana nasıl öderiz amca? Sizin dertten kurtulduğunuzu görmek bana yeter kızım. Sağ ol hanım. Afiyet olsun. Bir tane daha ister misin kızım? Sağ ol teyzeciğim, içmeyeyim. Kızım, Caner uyumuş. Yatağına götür de rahat etsin. İstersen sen de yat. Yorgun görünüyorsun. Peki amcacığım. Müsaadenizle teyzeciğim. Müsaade senin Elif kızım. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. En zor zamanımızda yetiştiniz. Hadi evladım. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin kızım. İyi geceler. Bey, hiç pişman olma. En doğrusunu yaptın. Ne pişmanlığı hanım? Şu yavrunun mutluluğunu gördüm ya, hacca gitmiş kadar oldum. Ruhum huzur içinde. Seneye giderim inşallah. İnşallah bey, inşallah. Bak, ne çizmiş. Ah yavrum benim. Fehmi gel. Birine benzettin galiba. Kusura bakma kardeş. Karıştırdım. Önemli değil. Hadi Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Senden. Allah Allah. Telefon edebilir miyim? Buyurun. Alo. Selamun aleyküm Hacca Hanım.
Aleyküm selam Sabri Bey. Mekke'den mi arıyorsun? Nasılsın, iyi misin? Mekke'den. İyiyim de Hacca Hanım. Kaç gündür Fehmi'nin peşinden koşturuyorum. Az önce otele girerken gördüm. Resepsiyona sordum. Burada öyle biri kalmıyor dediler. Hangi otelde kalıyor biliyor musunuz? Ne oteli Sabri Bey? Anlamadım. Mekke'de diyorum. Hangi otelde kalıyor? Neler söylüyorsun Sabri Bey? Fehmi Bey hacca gitmekten vazgeçti ya. Bırak şimdi şaka yapmayı Hacca Hanım. Fehmi burada. Kabe'de gördüm. Şeytan taşlarken de. Ön saflardaydı. Arkalardan bağırıyorum ama. Sesimi duyuramıyorum ki. Hele bir söylesene. Hangi otelde kalıyor? Ne böyle şeyin şakası mı olur Sabri Bey? Fehmi Bey az önce yanımdaydı. Rıza ile gittiler. O anaoğlun evini yerleştiriyorlar. Yapma Allah'ını seversen Hacca Hanım. Ne yani? Ben şimdi hayal mi görüyorum? Fehmi! Fehmi! Allah Allah! Evet, işte oldu. Güle güle oturun. Sağ olasın Fehmi amca. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa söylersin, tamam mı kızım? Bu iyiliği mutlaka görülecektir Fehmi amca. Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa gerçek olsun. Televizyonu açabilir miyiz Fehmi dede? Çizgi film izleyeceğim de. Çizgi film akşama. Şimdi okuluna gidip kaydını yaptıracağız. Defterini, kitabını alacağız. Tamam Fehmi dede. Hadi öyleyse. Hoşça kal anne. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. O çocukla annesine nasıl minnetle baktıklarını görünce sana hak verdim baba. Hacca gitseydin bu kadar sevaba girmezdin. Orasını yaradan bilir oğlum. Ben kendimce doğru bildiğimi yaptım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş hanım. Bulduk anne. Mekke'den Sabri Bey aradı bey. Nasılmış, iyi miymiş? Vallahi bey tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl tuhaf şeyler? Mekke'de hangi otelde kaldığını sordu senin. Kimin, benim mi? Çok tuhaf doğrusu. Burada diyorum inanmıyor. Her yerde seni görüyormuş. Beni mi görüyormuş? Kabe'yi tavaf ederken, şeytan taşlarken her yerde en ön saflardaymışsın. Bağırıyormuş ama sana sesin duyuramıyormuş. En son Fehmi, Fehmi diye bağırdığını duydum. Sonra telefon kesildi. Allah Allah, Allah Allah. Hastalanmasın sakın sıcaklardan. Havale geçirmesin. Beni görüyormuş ha? Evet. Her yerde seni görüyormuş. Haftaya dönecekler. Gelsin bakalım, anlarız. İnşallah hastalanmamıştır. Selamun aleyküm. Oo. Sabri abi hoş geldin. Allah kabul etsin abi. Sağ ol. Allah sana da nasip etsin. Fehmi'den haberin var mı? Döndü mü? Nereden döndü mü? Hacdan tabii, nereden olacak? Fehmi amca hacca mı gitti? Neyse al bakalım, bu senin. Hadi eyvallah. Sağ ol abi. Güle güle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin, hoş Sabri geldin amca. Sabri. Hoş bulduk. Allah kabul etsin Sabri. Sen hangi uçaktaydın? Ne uçağı? Mekke'den diyorum, hangi uçakla döndün? Sabri, sen gittikten sonra ben değil uçağa dolmuşa bile binmedim. Bunu da nereden çıkardın? Telefonda da hanıma bir şeyler söylemişsin. Hiçbir şey anlamadık. Şaşırdık kaldık. Ne yani? Sen şimdi Mekke'ye gelmedin öyle mi? Ne Mekke'si Sabri? Ben mahalleden bile dışarı çıkmadım.
İstersen Kur'an'a el basıp yemin edeyim. Ya iyi de Fehmi, ben şimdi sana mı inanayım, kendi gözlerime mi inanayım? Ben seni her gün gördüm Fehmi. Kabe'yi tavaf ederken en öndeydin. Yanına gelmeye çalıştım ama ne mümkün. Arafat'ta da yine öyle. Bütün bunların hepsi hayal miydi? Ya da benzettin Sabri. Başka bir izahı var mı? Fehmi dede. Oo, aslan oğlum benim. Bu benim öğretmenim Fehmi dede. Seninle tanışmak istedi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Estağfurullah. Estağfurullah evladım. Fehmi Bey, bugün öğrencilerimden en sevdikleri insanı anlatmalarını istedim. Caner sizi seçti. Kendisi ve annesi için yaptıklarınızı anlattı. Ben ve çocuklar çok etkilendik. Caner'in öğretmeni olarak yaptığınız fedakarlık için teşekkür etmeye geldim. Rica ederim evladım. Arkamı dönüp gidecek değildim ya. Keşke herkes sizin gibi arkasını dönüp gitmese. Siz bu çocuğu topluma kazandırdınız. Sevapların en büyüğünü kazandınız. Biz okula gecikmeyelim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle öğretmen hanım. Güle güle. Allah'a ısmarladık dede. Hayırlı işler. Ben hayal görmediğimi şimdi anladım Fehmi. Gördüklerim gerçekti. Sen oradaydın. Hem de en ön saflardaydın. Şimdi anladım ki senin yaptığın ibadet benimkinden kat kat üstünmüş. Sen haçdaydın. Allah kabul etsin Hacı Fehmi. Allah kabul etsin. Evet sevgili izleyenler. Sevap kazanmak gönül kazanmaktan geçiyor. Allah katında insana iyilikten büyük sevap yoktur. Kim ki bir yetime, bir biçareye, bir garibana el uzatır, dertlerine ilaç olur, o insan sevapların en büyüğünü kazanır. İki dünyada da insanların en makbulü o insandır.